buluşma gerçekleştirdik. HDP'ye oy verenler de, oy vermeyenler de. HDP'nin yanında olanlar da, olmayanlar da. HDP'ye selam verenler de, vermeyenler de. Bizim bu buluşmalarımızdan büyük güç aldılar, bizleri bağırlarına bastılar. Evet, kadınlarla buluştuk, gençlerle buluştuk, Alevilerle buluştuk, işçilerle, emekçilerle, esnafla buluştuk. Ve herkesin söylediği tek bir şey var. Bu ülkeyi değiştirecek olan Halkların Demokratik Partisi'dir. Bu ülkeyi değiştirecek olan sizlersiniz diyorlar bize. Ve biz de değiştirmek için bugün alanlardayız. Çünkü sevgili arkadaşlarım, üreten biziz. Ve ürettiğimiz için de yok sayılan biziz. Ürettiğimiz için emeğimiz çalınan biziz. Evet, bugün Kocaeli başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafında üreticiye, çiftçiye, esnafa ve bu ülkenin bütün kesimlerine, herkese yönelik bir haksızlık ve hukuksuzluk olduğunu biliyoruz. Bu haksızlığın ve hukuksuzluğun baş müsebbibinin de AKP-MHP koalisyonu olduğunu çok iyi biliyoruz. İşte bunun için değiştirmek zorundayız. İşte bunun için onları göndermek zorundayız. Onların bizi yok saymalarına, onları bizi tüketmelerine asla artık tahammülümüz yok. Evet, bizler bu ülkede üreten kesimiz ama iktidar hoyratça bu ülkenin kaynaklarını tüketiyor. Ne demişlerdi? İktidara geldikleri zaman şunu söylemişlerdi. Özellikle bu topluma, Türkiye halklarına, Türkiye toplumuna yeni vaatler sunmuşlardı. Kürt sorununu çözeceğiz demişlerdi. Alevi sorununu çözeceğiz demişlerdi. Ekonomik sorunu çözeceğiz demişlerdi. Çünkü onlar iktidara geldiklerinde, yani 2001 yılında da bu ülkede ekonomik kriz vardı. İşte bu ülkede, bu ülkenin birçok kesimi AKP'ye ekonomik sorunu çözmesi için oy vermişlerdi. Ama bugün ülkeyi getirdikleri nokta 2001'in çok daha ötesinde ve çok daha derin bir ekonomik kriz var. Bu ülke krizlerin ve darbelerin ülkesidir. Bu ülkede krizler hiçbir zaman bitmiyor, darbeler hiçbir zaman bitmiyor. Ve biz darbelere karşıyız. Biz krizlere karşıyız. Biz yok saymaya karşıyız. Biz artık bizi yok saymanıza ve görmemenize karşıyız. Evet, bu ülkenin sorunlarını çözecek olan tek bir parti var. O da Halkların Demokratik Partisi. Yani bizleriz sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım, evet, bu ekonomik krizin ve yaşatılan bütün krizlerin, siyasal ve sosyal krizlerin başlıca nedenleri var. Yoksulluk bir sebeptir. Yolsuzluk bir sebeptir. Hırsızlık bir sebeptir. Talan bir sebeptir. Bütün bunların sebebi ekonomik kriz olarak karşımıza çıkıyor. Evet, eğer bir yerde hırsızlık varsa o ülke yoksullaşıyor. Demek ki bu ülkedeki yoksulluğun tek sebebi yapılan hırsızlıklardır, talandır, AKP hükümetinin anlayışıdır. Evet sevgili arkadaşlarım, bu ülkeyi yönetenlerin halkın cezasını
istiyoruz. Bu ülkeyi yönetenlerin halkın sofrasından çaldıklarını biliyoruz. Bu ülkeyi yönetenler gençlere, kadınlara bir gelecek vaat etmiyor. Bu ülkede insanlar açlıktan, sefaletten inim inim inlerken onlar saraylarında, saray pencerelerinden dışarıya bakarken ülkeyi toz pembe görebilirler. Onlar bu ülkede iki Türkiye yarattılar. Evet, bu ülkenin bir tarafı haksız kazançlarla kendilerine şatafat sağlayan, zenginlik yaratan bir ülke yarattılar. Ama bu ülkenin başka bir tarafında da işçiler, emekçiler, kadınlar, esnaf, üreten herkes perişan durumda. Ama bu ülke AKP ve MHP'den daha büyüktür sevgili arkadaşlarım. Yani sizler bu ülkenin yurttaşları, bu ülkenin vatandaşları, kadınları, gençleri AKP ve MHP'den daha büyüksünüz ve AKP ve MHP'ye mecbur değilsiniz, mahkum değilsiniz sevgili arkadaşlar. Sevgili Kocaeli halkı, evet, Türkiye halkları çözüm istiyor, bunu hepimiz biliyoruz. Ama onlar çözüm isteyenlerle mücadele ediyorlar. Bu ülkede kriz var, krizle mücadele edilmiyor. Bu ülkede yoksulluk var, yoksullukla mücadele edilmiyor. Bu ülkede hırsızlık var, bu ülkede çeteler sokaklarda, bu ülkede katliamlar yapılıyor, cinayetler işleniyor, bunlarla mücadele edilmiyor. Mücadele ettikleri tek şey hak isteyenler, mücadele ettikleri hakkını arayanlar, mücadele ettikleri kadınların eşitlik talebi, mücadele ettikleri itiraz edenler. Bu ülkede kim itiraz ediyorsa, bu ülkede kim adalet istiyorsa, bu ülkede kim hukuk istiyorsa, bu ülke onlarla mücadele ediyor. Ama onlar istedikleri kadar hakkımızda fezlekeler çıkarsınlar, istedikleri kadar hakkımızda soruşturma başlatsınlar. Biz haktan yana, hakikatten yana asla taviz vermeyeceğiz, asla diz çökmeyeceğiz, asla boyun eğmeyeceğiz, asla biat etmeyeceğiz. Sevgili arkadaşlarım, Kocaeli kenti en fazla vergi ödeyen kentlerden bir tanesidir. Vergilerinizi ödüyorsunuz ama o vergiler bu kente geri dönmüyor. O vergiler sarayda bloke ediliyor. Çünkü bu halkın vergileriyle kendilerine rant kapıları sağlıyorlar. Beşli, üçlü maaşlar alan bürokratlar yaratıyorlar. Burada üreticiye, çiftçiye hiçbir yatırım yapılmazken kendi yandaşlarını, kendi müteahhitlerini, kendi akrabalarını kamuya dolduruyorlar. İnsanlar üniversite okuyor. Gençler üniversite bitiriyor ama üniversite bitiren insanlar iş bulamıyor. Çünkü AKP kendi yandaşlarını sınavlara bile sokmadan kamuya doldurma görevini esas alıyor. Bu haksızlığı, gençlere yapılan haksızlığı, kadınlara yapılan haksızlığı, işçiye yapılan haksızlığı, esnafa yapılan haksızlığı elbette ki hem hukuk önünde hem de seçimlerde sandık başında sormazsak namerdiz, namerdiz, namerdiz arkadaşlar. Şimdi bu ülkede ekonomi konuşulmasını istiyorlar. Bu ülkede yoksulluk konuşulmasını istiyorlar. Bu ülkede bir
bir haksızlık varsa bunlar asla konuşulmasını istiyorlar. İşte bunun içinde özellikle partiniz hakkında, HDP hakkında kumpas davalar başlattılar. Kobani kumpas davası ve HDP kapatma davası bugün iki tane kumpas davayla Türkiye karşı karşıyadır. Bu her iki kumpas davanın iddianamesi de boştur ve içinde hiçbir doğru düzgün ve gerçek bir belge yoktur sevgili arkadaşlarım. Hem Kobani davasında hem kapatma davasında özellikle milletvekillerinin yaptıkları konuşmalar, katıldıkları etkinlikler, halkla buluşmalar, barış istemek, demokrasi istemek, hak talep etmek, hukuk talep etmek. Bunun dışında hiç kimse eline silah almamış, hiç kimse bir başkasını öldürmemiş, hiç kimse başka bir insana bıçak çekmemiş, hatta bunları bile bırakın hiç kimseye hakaret bile etmemiş. Bizim suçumuz mazlumun yanında olmaktır. Bizim suçumuz haksızlığın yanında durmaktır. Bizim suçumuz onlara göre yapılan bütün etkinliklere katılmaktır. Ama şunu ifade etmek isterim ki biz HDP kapatma davasının savunmasını onlara değil sizlere vereceğiz. Alanlarda vereceğiz, meydanlarda vereceğiz. Sizlerle birlikte yazacağız sevgili arkadaşlarım. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. HDP öyle kolay yutulacak bir lokma değildir.